Haksızlıktır. Burada halkı hakikaten haksız bir şekilde, siz bir şey bilemezsiniz, yanında duruyorsunuz. Ya çünkü siyaset şu anda demokratik ortamda seçimler yapılmıyor mu? Evet. Kimseyi zorla götürüp birine oy verdirebilir misiniz? Eğer bu halk AK Parti'nin yanında duruyorsa AK Parti'ye olan güveninden dolayı duruyor. AK Parti'nin Türkiye için yaptıklarını gördüğü için destek başkan, oluyor. Şunu da galiba söylemek gerekmiyor mu? Neticede AK Parti oyla geliyor, oyla gidiyor. Kesinlikle. Vesayeti varsa olabilir. Bile bir seçim dönemi olabilir bu en fazla. Bakın biz Türkiye siyasi tarihinde başka eşi benzeri yoktur. 3 genel seçimde üst üste oylarımızı artırarak iktidar oluyoruz. Ve şu anda yapılan anketler %50'nin de üstündeyiz. Bu demektir ki halkın bize güveni devam ediyor. Biz halkımız için hizmet etmeye devam ettikçe bu oranı da artacaktır. Şimdi işte Kılıçdaroğlu'ndan bahsettiniz, evet. Ahmet Hakan'dan. Şimdi 10 yıl öncesiyle 10 yıl sonrası. Evet. Bakın biz 10 yıldan 79 yıllık Cumhuriyet tarihini ekonomide 3'e katlamışız. 230 milyar dolarlardan yaklaşık 800 milyar dolarlara kadar gitmişiz. İhracatımız hakeza 36 milyar dolarlardan 142 milyar dolarlara kadar çıkmışız. IMF'nin kapısında nöbet bekleyen, adeta 500 milyon dolar almak için 40 takla atan bir ülke konumundaydı ki adeta iflas bayrağını çekmiş bir ülkeydi. İşte memurun maaşını 15'inde nasıl öderiz? Para aranıyordu. Dedik. O yüzden erken seçim kararı alındı. Zamanda seçime gidilmedi. Evet. Şimdi IMF'ye borç verir hale geldik. Borçlarını biz bitirdik. Kendilerine borç veriyoruz. Evet. Şimdi Merkez Bankası döviz rezervine baktığınızda 27,5 milyar dolardan 26,5 milyar dolarlardan 110 milyar dolarlara kadar rezervi yükselttik. Evet. Bankalar hortumlanıyordu. Siyasetçiye güven yoktu. Enflasyon canavarı vardı, zam canavarları vardı bu ülkede. Bunlar ne çabuk unutuldu ya. Evet, evet. Yani siyasete ve siyasetçiye güvenin asla olmadığı bir dönemden bu döneme geldik. İşte halk artık güveneceği siyasetçileri gördü. Evet. Dolayısıyla bu siyasetçiler, yani bizler de halka olan hizmet vefa borcumuzu devam ettirsek, hizmet aşkımızı sürdürürsek ve bu müddetçe de oylarımız giderek de devam ediyor. Zaten bu muhalefet olduktan sonra biz daha çok iktidar olmaya da devam ederiz. Onu da söylüyorum. Yani bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Kılıçdaroğlu böyle konuşmaya devam etsin. Dış politikaya geldiğimizde, işte Kılıçdaroğlu dış politikadan da bahsediyor. Bakın Türkiye, bırakın dünyanın gündemini belirlemeyi 10 yıl önce, kendi gündemini belirlemekten aciz bir konumdaydı. Şimdi bölgenin gündemini de, dünyanın gündemini de Türkiye belirliyor. Evet. Türkiye bir taraftan İslam Konferansı Örgütü'nün genel sekreteri oldu bu dönemde. Öbür taraftan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin başkanı, ilk defa bir milletvekilimiz bir Türk seçildi. Evet. Yani hem doğuda varız hem batıda varız. Kuzeyde varız, güneyde varız. Dünyanın neresinde bir mağdur, bir mazlum varsa Türkiye yardım eder bir pozisyona geldi. Yardım alan bir konumdaydı. Şimdi yardım eder bir pozisyona geldik. Bu manada da baktığınızda hakikaten işte dışarıda yeri geldiğinde Amerika'ya rağmen İran konusunda dik durabildi. Barışçıl diplomatik yollarla nükleer, evet, meselesinin, evet, çözümü için. İşte Filistin için İsrail'e karşı dik durabildi. Böyle başbakanlar, böyle devlet başkanı, cumhurbaşkanı bu ülke bugüne kadar görmedi. Evet. İşte ilk defa AK Parti ile gördü. AK Parti de halktan aldığı destekle bunu yapıyor. Evet. Milletine olan güveniyle bunu yapıyor. Bu karşılıklı empati, destek, güven devam ettiği müddetçe de kusura bakmasınlar, muhalefet de böyle yaptığı müddetçe biz zaten daha çok iktidar oluruz. 2023 dedik, yetmedi, 2071'e hedefimize koyduk. Evet. Öyle de devam edeceğiz. Efendim inşallah. Son tek cümleyle cevap vermeniz kaydede bir soru daha soracağım. Şimdi bu AK Parti'nin kongrede ilan ettiği bir 2023 yeni yol haritası, vizyon vardı. Orada 63 madde vardı. Onlardan iki tane önemli madde vardı. Bir tanesi Kürtçe savunma hakkı, bir tanesi de kamu hizmetinin Kürtçe alınması. Bu konuda sanıyorum bir hazırlık var. Hangi aşamada Sayın Başkan, siz bilirsiniz genel durumu. Evet, tabii bakanlık bünyesinde bir çalışma yürütülüyor. Şimdi tabii aslında doğaldır. Yani insanların kendilerini anladığı dilden savunabilmeleri, konuşabildiği dilden savunabilmeleri. Yani bunun için aslında çok yasal bir engel de yok gibi ama bu noktada mevzuat içerisinde bir takım sıkıntılar varsa bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyor, sürüyor. Tabii biz dedim ya, dün yapılamaz denilenleri bugün yaptık. Biz TRT Şeşi burada kanunu geçirirken bizi ihanetle suçladılar. Vatan bölünecek dediler. Bölündü mü? Bölünmedi. Kürtçe seçmeli dersi getirince öyle dediler. Kürt dili ve edebiyatı bölümleri açılacak dediğimizde bizi o şekilde suçladılar. Biz birliğimizi, kardeşliğimizi nasıl tesis ederiz? Onun yollarını arıyoruz. Yani bu ülkede yaşayan herkes, dili, dini, düşüncesi, etnik yapısı ne olursa olsun bir ve beraber olsun istiyoruz. Kardeşçe yaşasın istiyoruz. Ve bu manada da eşit vatandaşlık temeli içerisinde herkes bu ülkeye ait olarak
kendini görebilsin. Siz böylesine Kürtçe mesela seçmeci ders yapıldı. Çok önemli bir hamleydi aslında o genel istekler arasında. Şimdi tam böyle bir eğitim süreci başladıktan sonra okullarda çocuklar diri diri yakılmaya çalışıldı başkanım, biliyorsunuz yani. Özellikle Güneydoğu'da. Nasıl karşılamak lazım? Bu nedir? Bu ne yapılmaya çalışılıyor? Ya işte halkımız görsün bunları. Terörün hiçbir şekilde meşru bir amacı olamaz. Hiçbir şekilde inanca, hiçbir insani duyguya sahip olamaz terör. Ya bir insanı katletmek ya ne olursa, ne sebeple olsa olsun, hangi sahikle işlenirse olsun bunu meşru gösteremezsiniz. Ve dolayısıyla terörün gerçek yüzü budur. Kundaktaki bebekler katlediliyor. Evet. Neneler, dedeler, savunmasız insanlar katlediliyor. Öğretmenler, imam hatipler katlediliyor. İşte camilere, okullara molotof atılıyor. Yani bunu nereye sığdıracaksın? Bunu halkımız biliyor, görüyor ve her geçen gün terörle arasına mesafe koyuyor. İşte terör şu anda bir girdabın içerisinde. Terör örgütü bir girdabın içerisinde ve şu anda hedefe de AK Parti'yi koydu. Niçin koydu? Çünkü bütün bu sorun alanlarıyla AK Parti uğraştı. Elini taşın altına koydu. Birliğin, kardeşliğin tesisi için terörün beslendiği bütün sorun alanlarını kurutmaya bir bir başladı. Evet. İşte teşvik yasasıyla bölgeye yatırım gitsin diyoruz. İş makineleri yakılıyor. Yakılıyor. Bir taraftan şikayet ediyorlar, buraya hizmet etmiyor. AK Parti köydesiyle, fabrikalarıyla, havaalanlarıyla, okullarıyla, hastaneleriyle yolları oraya hizmet götürüyor. İş makinelerini yakıyorlar. Evet. Müteahhitler kaçırılıyor. Parti temsilcilerimiz, yetkililerimiz, oradaki bölgede çalışan teşkilat mensuplarımız kaçırılıyor daha. Yani bunu neye sığdırabileceksin? İşte terör örgütü aslında en büyük zulmü bölge halkına yapıyor. Bölge halkına yatırım gitsin istemiyor. Okullar olsun istemiyor. İnsanlar eğitimli olsun istemiyor. İnsanlar sağlık hizmeti görsün istemiyor. Ya ve dolayısıyla insanları kendilerine mecbur bir hale getirmeye çalışıyor ki artık halkımız uyandı. Kusura bakmasınlar. Terörle arasında ciddi mesafe girdi. Ve bu süreçten sonra terör örgütü gittikçe marjinalleşecek. Ve terörle mücadele konusunda... Son çırpınışları mıdır? Kesinlikle terörle mücadele konusunda AK Parti elinden gereken bütün şeyler yapacak. Ne gerekiyorsa iktidarımız, hükümetimiz sonuna kadar mücadele konusunda, terörle mücadele konusunda en etkili, en kararlı duruşunu sergileyecek. Ama öbür taraftan hukuk devletiyiz. Hukuk içerisinde bunu yapacağız. Ve demokratikleşme ve normalleşme süresince de atılacak adımlar ne varsa da yapmaya çalışacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok yoğun çalışmalar arasında bize vakit ayırdınız. Kolaylıklar diliyorum efendim. Evet. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın gündemdeki başlıklara son derece çarpıcı açıklamalar yaptı diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Rıdvan Karaca meclis önünden aktardı konuyla birlikte AK Parti Adıyaman milletvekili ve aynı zamanda AK Parti Grup Başkan Vekilleri.